Evet arkadaşlar, şimdi böyle bir sisli havada sabah karşı böyle yola çıkıyorum. Daha doğrusu işe gidiyorum. Sezonda zaten kapanmak üzere. Havalar soğumaya başladı. Soğumadan dedim hem bir video çekeyim, çünkü bayağıdır bir böyle motosiklet videosu paylaşamadım sizlerle. Hem sezon kapanmadan güzel bir video olsun. Şimdi giderken tabi karanlıkta gideceğiz. Ama gelirken aydınlık olacak. Şu an saat 6.30 civarı. Sizde bayağı bir var. Hem sizde de biraz motor kullanalım. Sizde nasıl motor kullanılıyor? Bakalım. Yavaş yavaş gideceğiz yani. Umarım görüntü iyi çıkar. Gerçi Hero 8 gece çekimi güzel ama bayağı bir yoğun sis varmış ya. Büyük ihtimal varana kadar böyle bir üstümüz biraz ıslanacak. Çünkü böyle sisle kullandığında üstüm bayağı bir ıslanıyor. Uzunlar böyle bayağı bir çizgi yapıyor ama. Şu an kaskın camı açık, gözlerim Allah su içinde kaldı. Şimdi yavaş gittiğim için kaskı kapatırsam anında buğu yapıyor ya. Yola çıktığına kapatacağım kaskı. Şimdi kapattığım an kesin buğu yapacak. Kapatalım ama. Bir de önümü hiç görmüyorum. Bu arada kaskımın camını da değiştirdim. Bayağı bir çizikti. Bu LS2, bu 370F çenerçalar kask var. Çizik cam olduğu için gece acayip bir yansıma yapıyordu. Bu mesela şu an kapalı, güzel gösteriyor. Yerlerde böyle bildiğiniz var ya, jilet gibi. Muhtemelen bayağı bir kaygan yani. Pek fren vurmaya da gelmez böyle bir yolda, çünkü anında motor kayar gider. Dediğim gibi şunu kapattım, biraz açacağım. Şu an 13 derece. Şurada gözüktüğü üzere. Dışarısı soğukluğu iyi yani, o kadar bir soğuk yok. 10 dereceye kadar elbiselerim güzel, sıkıntı yaratmıyor bana. Ama 10 dereceden aşağısı acı, basalım. Ama 10 dereceden aşağısı tabi üşümeye başlıyorsunuz bir daha, o yüzden motorda kullanmayı bırakıyorum. Ya boyunluğumu nereye koydum bulamadım. Boyunluğu takıyordum normalde. Boyunluk olmadım biraz. Boyun tarafından tabi üşümeler oluyor. Ama bugün hava bayağı bir güzel olacak gibi, çünkü sisten sonra böyle çok güzel güneş açıyor. Kameramızı da silelim biraz. Bu sanki biraz şey yapabilir ya yani. Acayip şey var ya. Şuradan sinyalimizi verelim.
Çünkü sağdan devam edeceğiz. Daha doğrusu soldan devam edeceğiz. Yani sezon kapanış videosu olabilir. Yani birkaç gün muhtemelen daha gelebilir. Motorda da bir daha havalar bozduktan sonra yağmurda kullanmıyorum zaten. Ama sisli havada da sıkıntı, çünkü bak şimdi kask komple şey oldu. Islandı ön taraf. Böyle silecek ki kask lazım. Kapkaranlık gidiyoruz yani şu an. Azıcık şu açayım diyeceğim de. Şu virajdan sonra onu sollayacağım. Çok acayip yoğun ya. Kaskın camını kapattım ama hiçbir şey görmüyorum. Bayağı bir ıslak, bile temizlenmiyordu ya. Hoppa, burada biri dörtlü yetmiş. Ya şu anlamadığım konuda şu dörtlüleri niye yakarlar? Sisli havada sanki adamın arabası arıza yapmış, sahaya çekmiş gibi. Ya farları varsa sislerini aç zaten. Arka sislerini açtığında bu olay çözülür. Ne oldu yani şu dörtlüyü yaktığına? Ya durursundur yolda, trafik tıkanmıştır tabii ki, o zaman yakacak. Ama bu nedir giderken, anlamadım yani. Dörtlü yakıyorlar. Yani yanlışsam beni burada tabii uyarın, yazabilirsiniz yorumlar, ama bence araştırılması gereken bir konu. Sisli havada dörtlü yakılmasına gerek yoktur diye tahmin ediyorum. Çünkü adam sis lambası yapmış yani. Sis lambasını aç demiş. Sanki yola yağmur yağmış ya, o kadar sıkıntı. Geçme ulan, geçme. Adam sanki durmayacak gibi şey yaptı ya. Bunlarda bir olay var. O adam durmuş da bir dörtlüğü yakmış. Yani dörtlüğü yakan insan ileriden tedirgin oluyorsun. Acaba diyorsun ileride bir şey mi var? Şu kameramızın da bir camını silelim. Bu eldivenlerde de lensi hiçbir şekilde hissedemiyorum. Oğlum mal mısın nesin, şu şeridi değiştir tam olarak ya. Hop, gördüğünüz gibi şeridi kaçırdık. Dediğim gibi ya, yolu kaçırıyorduk ya. Gerçekten yolu kaçırıyorduk. Ya kaskı açsam güzel ama kask olduğu için dediğim gibi camdan bir şey göremiyorum. O yüzden de yavaş gidiyorum zaten, 50-60. Sık sık şöyle sileyim de öbür türlü videoya yazık olmasın. Bunun hiç arka stopları da yanmıyor ya. Yola çıkmış adam dörtlülerle gidiyor. Bu tam tersi, bu farklı bir manyaklık.
Dörtlüleri bile gözükmüyor. Evet, kamyon. Ve gelirken göreceksiniz ki normal birleşlerin önüne giderken kaç kişi böyle yanımda sıfır sollayacak. Şahit olacaksınız. Hem onun da bir testini yapmış oluruz. Şerit gaz pedalı arkadaşlar. Bakalım kaç tane arkadaş göreceğiz şeritleri gaz pedalı. Özellikle ticari kullananlar bunu çok çok yapıyor. Renault Clio tarzı mesela yeni ticari. Bir de basıyorlar onlarla. Adam yapıştırıyor bir de ne varsa yani nereye gidiyorsun sanki var ya düşman malı kullanıyor. Hepsi de hızlı gider mi ya? Hepsi hızlı gidiyor. Evet burada sis güzel bayağı bir gitti. Artık seneye bakalım. Yine bir Bulgaristan yolculuğu tabi yapacağım. Bakalım hangi taraflara gideceğiz. Yağmur yağmış bildiğin ya. Bildiğin yağmur yağmış yere. Sisten yani bunlar. Sis yine ufak tefek başladı. Biraz aynalarımızı silelim de sağı solu göremiyoruz ya. Bu arada motorumuz 17.500 kilometrede oldu. Yağ değişimi 18.000'de olacak. Herhalde gitsem daha 500 kilometre kullanırım ve motoru garaja çekeriz, bir daha kullanmayız yani. Bayağı bir kilometre geçtik ya. Bu sene şu üçüncü yağ değişimi olacak herhalde, dördüncü mü üçüncü mü unuttum vallahi. E, 2500 kilometrede bir yağımı değiştiriyorum. Normalde 2000'de değiştiriyordum ama öneriyordum. Şimdi bir de uzun yolda kullandığım için sürekli böyle her gün git gel mesela uzun yol 20 kilometre 40 kilometre her şehir için değişim olmuyor. O yüzden 2500 kilometreye çıkarttım ve 2000 kilometredeki yağın durumu da iyiydi yani baktığım kadarıyla. O yüzden 2500 kilometrede bir karar verdim. Ama şehir içi sürekli kuryeler gibi kullansaydım eğer tabii ki belki 2000'i bile bulmazdım ama düz yolda sıkıntı yani yağ çabuk yıpranmayacağını düşündüm yani. Zaten de öyle yıpranmaz. Kamerayı silelim. Valla kamerayı silmezsek bu videodan bir şey olmaz diye tahmin ediyorum. Üstümü bir görseniz var ya sanki yağmur yağmış gibi oldu. Bayağı bir ıslandım ya. Sisli havada böyle bir video da yapmış olduk yani, böyle bir videom yoktu. 20 kilometrelik bir video olacak. Yani daha doğrusu dönüş de olacak 40 kilometre. Bazı yerlerini keserim yani sıkılmıyorsanız diye. Uzatmam yani.
Evet, hava 13 derece, yumuşak bir hava var. Yani ben kesinlikle bu şekilde hiçbir şekilde üşümüyorum. Elbise de sağlam üstümde. Pantolon falan, ayakkabılar. Bazen böyle arabayla gidiyorum, arabanın içinde üşüyorum. Ama motora bindiğimde kesinlikle üşümüyorum. Yani hareket etmek istiyorum ki yerde dururken ısınıyor. Tabii daha çok sıcak gelmeye başlıyor. Yani motorda o şekilde hiç üşümüyorum yani. Araba ısınana kadar arabanın içinde duruyorum. Evet, yeşil bize yanıyor. Yine de dikkatli geçelim, sisli hava. Sisli havada da zaten ışıkları pek şey yapmıyorum yani, dinlemiyorum çünkü böyle bir kaza gelecekti başıma. Bu ışıklarda oluyor zaten, geçtiğim ışıklarda. Böyle duruyoruz. Ama kaç sene önce? 15 sene önce en az diyeyim ben size. Yine aynı şekilde böyle çok yoğun bir sis. Işıklarda durduk. Kırmızı yanıyor. Sadece bir araba geçti yanımızdan. Araba dediğim büyük bir kamyon. Ama adam son gaz ya. Biz böyle sağ şeritteyiz, sol şeritten bir geçti gitti. Yani bizi orada bir vursa yere, orada kurtulamayacaktı. 3 kişiydik. Hani böyle, o yüzden de ondan sonra yani bu sisli havada mümkün mertebe ışıklarda durmuyorum. Çünkü daha tehlikeli. Bazı öyle işte dengesizler. Adam basmış gidiyor yani. Nereye gidiyor da bilmiyor. Yani şöyle yolu ezbere bilmesem şu an nereye gidiyorum diye bir düşüneceğim yani. Tabii şu an yolum Çorlu Havalimanı. Şöyle üstüme bir baktığımda gerçekten bildiğimiz yağmur yağmış. Baskın camını açtım biraz ama kapatacağım. Lan hiçbir şey mi gözükmez camdan ya? Cam o kadar etkiliyor ki. İçeriden de bu yapmış anlamadım. Gerçi içeriden yapma ihtimali yok hızlı giderken de. Dışından bayağı bir ıslandı. Yani yağmurda böyle sisli havada motor kullanmak tehlikeli. Şimdi burada sahaya gireceğiz. Neredeyse geldik. Sinyalimizi verelim böyle. Mümkün o mertebe. Normalde 5. viteste alırım bu virajı ama şimdi 3. viteste yavaş yavaş. Çünkü motor kaydınızda kurtarma şansınız olmuyor. O yüzden çok dikkat etmek gerekir. Bu arada motor 17.500 oldu dediğim gibi. Hiçbir şekilde şu ana kadar sadece swap ayarı yaptım bir kere kendim. Yani farklı bir arıza bir şey çıkartmadı başımıza. Yani Honda gerçekten kendini kanıtlıyor. Yeter ki yağ bakımlarını düzgün yapın. Değişecek parçaları zamanında değiştirin ve basın gaza gitsin yani. Tabi 7000 devirinde üstünü kullanmanızı tavsiye etmiyorum. Maksimum 7500. 8000 devir biraz bağırıyor. 7500 devire kadar kullanabilirsiniz ama daha fazlası motorumuz için iyi değil. Evet, geldik. Nizamiye'ye geldik. Evet arkadaşlar, şimdi yola çıktık. Sabahki video bayağı bir ıslaktı. Bu arada pantolon falan komple böyle üstü şey olmuş.
Bildiğiniz yağmur yağmış. Sanki diyeceksin ki yağmurun içinden çıktık yani. Sis öyle bayağı bir kötüydü. Evet, şimdi gidelim bakalım. Şöyle bir 90'la gidelim bakalım arkadaşlar. Bakalım kaç kişi bizi sıkıştıracak. Şöyle gidiyoruz ya. Adam şöyle sıfır buradan solluyor bazen. Yani şeyimizi de 90 tutalım da neydi o hızımızı, hani yavaş da gitmeyelim. 90 kilometre normal bir hız. Devam edelim bakalım. Evet, hava bu arada 22 derece. Bugün 04.11.2021 23 derece oldu hatta. Hava çok sıcak. Güzel yani. Bir hafta böyle pastırma sıcakları varmış. O yüzden daha bir hafta motora bineceğiz. Evet, ışıklardayız. Bir tanesi geldi işte, sıkış. Nereye gidiyorsun be kardeşim? Ha işte bunlar. Aa dur. Gördüğünüz gibi de dörtleri yakmış. Sanki diyeceksin ki şeyi taşıyor. 22 plaka Aa dur. Yani bu nedir? Dörtleri niye 202? Ne? Astım taşıyorsun sen ya. Şerefsiz. Üstümüzden geçecek yani, böyle arkamızda emniyet şeridinde duruyoruz. Uzaktan bir de korna basıyor. Evet, denetleme var. Bakalım bizi durduracak mı? Nereye gidiyorsun be? Gördüğünüz gibi. Aslında polis durdursaydı bunu duracaktım onun yanında. Gördüğünüz gibi adam düz yolda gidiyor, böyle sıkıştırıyor. Ama kornayı yedi. Ya bunlar işte böyle yani, maalesef bunun böylesini cinayetle yargılayacaksın ya. Çünkü bildiğin adam seni sıkıştırıyor yani, vursa düşürecek yeresin. Hiç umurunda değil, önüne bakıyor. Sıfır geçiyor yanında. Bunun gibiler böyle bir de yüzlerce var yani. Yani her böyle gözünü açmazsan fazla yaşamazsın zaten bu memlekette. Özellikle Türkiye'de. Başka yerlerde böyle bir şey yok. Böyleleri her günden geliyor neredeyse yani. Aralıksız. Aslında polisler de bayağı bir baktı. Korna bastı ve ben tam polislerin orada. Durdursaydılar bunu iyi olacaktı. Aynaya da pek güvenmiyorum. Her zaman kafamı çoğunlukla çeviririm yani, geri bakarım. Orada benim yerime bir kamyon olsa acaba aynı hareketi yapabilecek miydi? Bu Mercedes'li beyefendi.
Ne yapıyorsun be kardeşim sen? Ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun sen ya? Ya bunlar hepsi böyle işte ya. Maalesef yani hepsi böyle. Salak herif. Almış eline telefonu, telefonla konuşuyor. Seni üstüne kırıyor. Bunlardan trafikte yüzlerce var, yüzlerce. Yani bir tane değil maalesef. Yüzlerce böyle katil var yani. Ben bunlara artık katil diyorum. Yani şu aynayı kullanmayan katildir yani. Sökat oynayı. Yani böyle bir video yapmak istedim size. Çünkü her günden geliyor böyleleri, her gün. Hiç duraksız. Tabii hepsine böyle korna çalmıyorum. Siz fark edin diye korna da çaldım. Hangi birine korna çalacaksanız lazım bunu hiç susturmayasınız. Sürekli basmanız gerekiyor. Yani gittiğimizde 90 km civarı, yavaş da gitmiyorum yani. Evet, arkadan bir tane Çinli iyi geliyor ya, basmış vallahi. Bu böyle boruları da koymuş. Dur bakalım biz de basalım. %10'la gidiyor ya. 9000 devire bastı bizde vallahi. Ama gerek yok. Ya 7000-8000 devir fazla basmamak lazım. Zaten 8000 devir de 100 km gidiyor. 100 yok ama 98 civarı. 15 orijinal dişlisi var üzerinde. Çünkü diğer dişliyle performans alamadım. İlla ki yokuşlarda vites istiyor. Evet, yarım şerit kullanan bir vatandaş daha. Yani arabayı diğer şeride sığdıramıyor vatandaş. En güzel 7000 devirle gidiyor. 7000 devirle 85 km çok rahat, zorlanmadan gidebiliyoruz. Evet, bütün sollama yapalım. Bayağı bir yavaş gidiyor. Kamyonların arkasında da gitmek tehlikeli çünkü lastiği patlar, kenara atar. Bir şeyin üstünden geçer, göremezsiniz. Problem yani, o yüzden en iyisi kamyon hiç arkasından gitmemek en iyisi. Gitseniz de bayağı bir mesafe kollamanız gerekiyor. 100-150 metre kollarsanız daha iyi olur. Şu buralara da yeni ışıklandırma koydular. Çünkü buralarda çok ölüm oldu. Gece yani burada basan basıyor. İnsanlar da bu karşıdan karşıya geçerken çok kişi vefat etti burada. Şimdi ışıklandırma koydular, iyi oldu. Çünkü gece uzunları açmadan göremiyorsun da, uzunları da açamıyorsun araba olduğu için, ama ışıklandırma artık bayağı bir can kaybını önleyecek burada. Gereken bir şeydi zaten.